Herkese merhaba. Beklediğiniz 10. sınıf fizik 1. dönem 2. yazıyla karşınızdayız. Şimdi önce bilmemiz gerekenlerle başlayalım. Önce basınç. Daha evvel hani elektrikle alakalı bilmemiz gerekenleri anlatmıştık. Şimdi yeni öğrendiğimiz konularla ilgili bilmemiz gerekenleri tek tek söyleyeceğiz. Şimdi önce basınç. Basınç neydi? Birim yüzeyi etkileyen dik kuvvetti. Dik kuvvet. Basınç kuvveti neydi? Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır. Aslında basınca neden olan dik kuvvettir de diyebiliriz. Dik kuvvettir dedik. Sonra basıncı bulurken ne yapacağız? Kuvveti hani birim yüzeye etki eden dik kuvvet dedik ya. O yüzden kuvveti yüzeye bölecektik. S'e bölüyoruz. Ha bu arada S'in yerine şöyle alan olan yani A da kullanılabilir. Şimdi basınç kuvvetine tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır dedik. O yüzden basınç çarpı alan diyeceğiz. Ya da işte basınç kuvveti eşittir basınç çarpı S. İkisini de kullanabiliriz. Sonra başka bilmemiz gerekenler hemen arkasından katı basıncı. Şimdi basınç daha doğrusu basınç ağırlıktan kaynaklandığı için katıların da bir ağırlığı olduğu için daha doğrusu kuvvetten kaynaklandığı için ve katının ağırlığı da bir kuvvet olduğu için bu bir basınca sebep olacaktır. Katı da ağırlığından dolayı bir basınç yapacaktır diyoruz. Şimdi G ağırlığı neydi? Kütle çekiminden yani dünyanın çekiminden kaynaklanan bir şeydi, bir kuvvetti. O zaman bu kuvvet de bulunduğu zemine bir basınç uygulayacaktır diyoruz. G ağırlığı A yüzeyine bir basınç uygular. P eşittir G bölü A şeklinde yazdık. Şimdi dik kuvvetten kaynaklanıyordu basınç. Şuradaki eğik düzleme baktığımda eğik düzleme etkileyen dik kuvvet direkt G olamaz. Kimdir bu? G cos alfa. Şimdi bu yeni bir hani yeni duyduğunuz bir şey. Trigonometrik bir ifade. 11. sınıfta göreceğiz bunu. Fakat burada cos bastıran diye aklınızda kalabilir. O yüzden ağırlığın G çarpı cos bastıran. G çarpı cos bastıranı bizim için burada yüzeye etki eden dik kuvvet olacak. O halde buradaki basıncı bulmak istersem G çarpı cos alfa bölü alan olacak. Yani ne oldu burada? Dikkat edersen bu durum basıncın azalmasına sebep olan bir durum. Yani düzlemin eğimi şuradaki alfa açısını arttırdığında hani dik hale getirirsem artık hiç ağırlık etki etmeyeceğine göre artık hiç basınç olmaz diyebilirsin. Basıncın maksimum olduğu durum nedir bu durumda? Hani zemin yatay ise basınçtan maksimumdur diyoruz. Sonra katılarda basınç kuvveti zemin yere paralel ise direkt cismin ağırlığıdır diyebiliriz. Neden? Çünkü basınç kuvveti hani yazdık ya az evvel. Basınç tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır dedik. O zaman burada G bölü A'yı aldığımızda hani zemin yatay çünkü A ile çarptığımız A'lar birbirini götürdü. Direkt G ağırlığını vermiş olur. Cismin şekli düzgün ise mesela bu dikdörtgenler prizması olur, küp olur, silindir olur. Hatırlarsanız böyle şeyler söylemiştik bu konunun videosunda. Basınç direkt HDG ile bulunabiliyordu. Çünkü ağırlık bölü alanda ağırlıktaki taban alanıyla alan birbirlerini götürdüğü için direkt basınca HDG diyebiliyorduk. Katılar üzerlerine etki eden kuvveti aynen iletirler. Fakat basıncı iletmezlerdi. O zaman buradaki F kuvveti bakın aynen iletilmiş olur. F kuvveti. Buradaki alana da A1 dersem küçük ucu. Ucundaki alan A1 olduğu için çok küçük olduğundan dolayı basınç artacaktır diyeceğiz. Yani P1 basıncı F bölü A1 olacak. P2 basıncı da F bölü A2 olacak. Pardon şuraya 2 diyoruz. A2 zeminin şuradaki dokunduğu alan hani dokunduğu temas ettiği alan ne kadar küçükse basınç o kadar büyüktü. O zaman burada P2'ye baktığımda P2 basıncı P1 basıncıdan çok daha büyük. Bu sayede çivinin batmasını sağlayan bir durum. Hani batmak deyince ne aklıma gelecek? Hemen şunu söyleyebilirim. Basıncın artması demek batmanın da artması demek. Yani basınçla batma doğru orantılıdır diyebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi geldik sıvı basıncına. Şimdi sıvı da hani bir ağırlığı var sonuçta. Ağırlık da bir kuvvet olduğuna göre, bir kuvvetle basınç yaptığına göre o zaman sıvının da basıncı var diyoruz. Peki sıvının basıncını da nasıl bulduğumuzu göstermiştik. Sıvının basıncı neye bağlıydı? Basıncı aranan noktanın, basıncı söylenen noktanın sıvı yüzeyinden derinliğine bağlı. Bakın derinliğine bağlı. O yüzden mesela burada K noktasındaki basıncı alırken ne yapıyorum? K noktasının sıvı yüzeyine olan derinliğine bakıyorum. Yani H1. Gördün mü? H1 çarpı D sıvı çarpı G. Sıvının öz kütlesi, G'de yer çekmesi. Sonra L'ye geldiğimde L noktasındaki basınç ne? H2 yüksekliğini alıyorum. Çünkü L noktasının sıvı yüzeyine olan derinliği H2 çarpı sıvının öz kütlesi çarpı G'dir diye bitirmiş olduk. Sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir. Önemsiz. Yani nasıl olursa olsun sadece yapman gereken şey o noktanın yüzeye olan derinliğine bakacaksın. Şöyle ki mesela
bunu örneklendirmiştik. Şöyle bir kap. Buraya kadar sıvı doldurduk. O zaman buradaki basıncı bulurken ne yapıyorsun? Bu yüzeyin, şu noktanın yüzey olan derinine bakıyorsun. Yani H. Buradaki basınç eşittir H çarpı D çarpı G. Şeklini önemsedik mi? Hayır. Sıvılar basıncı aynen, basıncı bakın aynen iletirler. Fakat kuvveti iletmezler. Buna da dikkat ediyoruz. Basıncı iletiyorlar. Kabın şekli düzgün ise tabandaki sıvı basıncı için direkt sıvının ağırlığı bölü alan diyebilirsiniz. Yani katı basıncı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü kabın şekli düzgün ya, bütün sıvının ağırlığı ne yapıyor? Bu yüzeye basınç yapıyor çünkü. Eğer sıvı bütünlüğü varsa, bu cümleyi seviyoruz, aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşittir. O zaman bu alttaki sıvıya baktığında bunun ötesine D1, bunun ötesine de şunun ötesine de D2 diyelim. Aynı sıvı aynı seviye. O zaman şurası ve şurası aynı sıvı aynı seviyedir farkındaysanız. Buradaki basınç da buradaki basınç eşit olmak zorunda. Buradaki basınç D1 österi sıvıdan kaynaklanıyor. Buradaki basınç ise D2 österi sıvıdan kaynaklanıyor. O zaman şunu yazabilirim. Buradaki basınç için H1 çarpı D1 çarpı G eşit olacak. H2 çarpı D2 çarpı G. Zaten G'ler birbirini götürecekti. H1 ile H2 arasındaki ilişkiyi bu anlamda bulabiliyorduk. Sonra sıvı basınç kuvveti. Sıvı basınç kuvveti ise basınç, hani kuvvete sebep oluyordu ya, o zaman bir yüzeyde, bir düzlemdekinden, daha doğrusu oradaki basınç kuvvetinden bahsedeceğiz. O zaman buradaki basınç kuvveti için bu orta noktadaki basıncı alıyorduk. Buradaki basınç kuvveti için bu orta noktadaki basıncı alıyorduk. Buradaki basınç için bu orta noktadaki basıncı alıyorduk. O yüzden S1 yüzeyindeki basınç kuvveti tam orta noktadaki basıncın için yüksekliğe baktığımda H'ın yarısı olduğundan dolayı F1 eşittir H/2 çarpı D çarpı G çarpı S1 alanı diyorum. S3'e baktığımda gene tam orta noktadaki basınç gene H/2 olacak. Derinlik çünkü. H/2 çarpı şu pardon neye geliyorum? 2'ye geliyorum. Bunu hemen silelim. 2'deki basınç kuvvetine bakıyorum. Burası ne kadar? H kadar. O zaman buradaki basınç kuvveti H çarpı D çarpı G çarpı S2 diyorum. Buraya geldim. Buradaki basınç kuvveti ise yükseklik, yani derinlik daha doğrusu, H/2 olduğuna göre H/2 çarpı D çarpı G çarpı S3 diyorsun. Yani basınç kuvvetini bulurken orta noktadaki basınç çarpı yüzey diyorum. Özel durum. Nedir özel durum? Bu arada tabandaki sıvı basınç kuvveti için tabandaki diye yazalım. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi burada basınç kuvveti ne dedim ben? Kabın şekli düzgünse direkt sıvı basıncı sıvının ağırlığından kaynaklanıyordu diye bir şey söylemiştim. Ama şunu da söyleyebilirim. Basınç kuvveti deyince şu tabandan, yani buradaki tabanla ilgileniyorum ya, tabandaki sıvı basıncı. Bu tabandan iki tane çizgi çiziyorum. Eğer çizmiş olduğum çizgiler arasında basınç kuvveti sıvıyla aynı miktardaysa, o zaman buradaki basınç kuvveti direkt sıvının ağırlığına eşitti. Kabın şekli düzgün. Tabandan çizdiğimde bak, arada kalan sıvı, hani arada aldığım sıvı kaptaki sıvıdan daha az. O zaman buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük olmuş oldu. Yani şu aslında sanki aşağıya şuradaki bölge, şu bölgedeki sıvı burada tabana sanki basınç yapmıyormuş gibi. Sonra buraya geliyorum. Burada da gene tabandan çizdiğimde şu arada kalan, hani sanki burada bu kadar sıvı varmış gibi düşünüyorum basınç kuvveti için. O zaman basınç kuvveti daha fazla sıvıya karşılık geldiği için sıvının ağırlığından büyüktür diyorum. Yani olmayan sıvının ağırlığı bir basınç yapar gibi düşünüyoruz. Torricelli deneyi, derdi neydi bunun? Açık hava basıncıyla. Bu arada derdi açık hava basıncını ölçmekti. Şimdi açık hava basıncını hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşitti. O zaman buradaki P0 ise, daha doğrusu buradaki basınçla buradaki basınç eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü aynı sıvı aynı seviye diyorsun. Buradaki basınç P0 ise buradaki basınç da H yüksekliğindeki D üstleri sıvıdan kaynaklanıyorsa direkt H çarpı D çarpı G diyorduk. Normal koşullarda, yani 0 santigrat derecede ve deniz seviyesinde yapılmışsa bu ve civa kullanılmışsa, eğer bu civa ise, o zaman H yüksekliği ne oluyordu? Normal koşullarda diyorum, 1 atm'lik basınç oluyordu. O 1 atm'lik basınç da bunun 76 santim yükselmesine sebep oluyordu. Ve bu arada boşluk vardı. Onu da hatırlamış olalım. Sonra gaz basıncı. Gaz ne yapıyordu? Kapalı bir kapta gaz basıncı her noktada eşitti. Çünkü gaz basıncı dediğimiz şey moleküllerin çeperlere çarpma durumu. Buradaki moleküller yukarıya da sağa da sola da aynı şekilde çarpacaklar. O zaman gaz basıncı her noktada eşit olacak diyoruz. Eşit basınç uygularlar. Kapalı bir kapta gazların sıcaklığı ve molekül sayısı değişmediği takdirde P çarpı V sabittir diyorsunuz. Bakın kocaman sabittir yazıyorum sevgili gençler. Şimdi sabittir ne demek? Eğer
P çarpı V. Biz burada P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 eşitliğini kurabiliriz. Ne demek bu? Şöyle eğer buradaki hacmi arttırıyorsak, bakın şuradaki hacmi arttırıyorsak, o zaman basınç ne olacaktır bu durumda? Azalacaktır. Ya da tam tersini yaparsak, buradaki hacmi azaltırsak, yani bunu küçültürsek, moleküllerin çeperlere çarpması artacak. O yüzden basınç bu durumda artmış olacak. Yani V2'yi azaltırsam, burada gösteriyorum, azaltırsam, o zaman basınç da, P2 basıncı da artmış olur diyebiliriz. Evet, şimdi bir tane soruyla karşınızdayız. Nedir bu? Elektrik sorusu. Dirençler var karşımızda. Güç sorusu. Şimdi son kısma geliyor. Elektriğin son kısmındaki sorulardan bu. Sınavda kesinlikle olacaktır. Yazılıda böyle bir soru olacaktır. Şimdi ne diyoruz? R1 direncinde harcanan güç 75 watt'mış. Buna göre üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkı bul. Aynı zamanda R2 direncinden yarım dakikada açığa çıkan enerjiyi bul. Bak bütün son kısmı tarayan bir soru. Şimdi 3 ohmluk direncin gücü 75 watt'mış. Güç demek I kare çarpı R demek. Buradaki direnci aldığım için P'nin yerine 75 yazarsam I kare çarpı 3. I kare buradan 25 gelecek. I eşittir 5 amper gelecek. Yani R1 direncinden geçen akım 5 ampermiş. Şu akım 5 amper. E ne oldu bu? Direkt zaten ana kola bağlı değil mi? Ana kola bağlı olduğuna göre üreticiden çıkan akım da bu arada 5 ampermiş. Üreticiden çıkan akımı nasıl buluyorduk? Üreticin gerilimi yani potansiyel farkı bölü eşdeğer direnç diyorduk. E burada ne yapmam lazım? V'yi bulmam için önce eşdeğer direnci bulmam gerekiyor. Çünkü vır eşdeğer direnci bulalım. 4 ile 11 birbirlerine seri bağlı. Ne yapacaksın? Toplayacaksın. Ne geliyor buradan? 15 geliyor. 15 ile 10 birbirlerine paralel bağlı. Değil mi? Bak şu iki nokta arası buraya ben ne diyordum? Mesela buraya A dersem burası da A oluyordu. Buraya B dersem buraya da B oluyordu. Her ikisi de AB arasında olduğu için bunlar paralel bağlıydı. O zaman 15 ile 10 paralel bağlı olduğu için çarp toplamlarına böl. 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15. Yani ne olur buradan 150 bölü 25'ten 6 ohmluk direnç geliyordu. 150 bölü 25'ten. Sonra 3 de ona seri olduğuna göre o zaman buradaki eşdeğer direnç R eşi yaparsam R1 ile şuradan bulduğum 6'nın toplamı. R1'de 3 olduğuna göre 3 artı 6'dan 9 ohmluk eşdeğer direnç gelir. V'yi bulabilirim artık. İ akım neydi? 5'ti. Eşdeğer direnç 9 olduğuna göre 5 ile 9'u çarptığımda 45 voltluk potansiyel varmış dedim. A şıkkı bitmiş oldu. 45 volt. Kocaman yazalım bunu. 45 volt. Tamam mıdır? Şimdi geldik B'ye. R2 direncinden yarım dakikada açığa çıkan enerji. B şıkkını yapıyorum. B şıkkında enerji neydi? I kare RT idi. Neden? Güç demek enerjiyi zamana böl demek. Ya da enerji demek güçle zamanı çarp demek. Hangisini hatırlarsan. Güçte I kare R olduğuna göre bunu da T'ye çarpacaksın. Başka formülleri de vardı ama kafanızı karıştırmaya gerek yok. O zaman I kare çarpı R çarpı T'yi yazıyorum. Sonra akım ne kadar akım geçiyor? Bir de onu söylemem lazım. Bu arada R2 direncinden. Şimdi buradan 5 amperlik akım geliyor ya. Ne oluyordu? Şu arkadaşlar şununla şu AB arasında ya birbirlerine paralel bağlıydı. O zaman paralel bağlılarsa 5 amperlik akım paylaştıracağız. Nasıl paylaştıracağız? En küçük ortak katları eşit olacak gibi diyorduk ya hani vırdan. Şimdi burası 15 ise burası 10 ise akımlar arasında şöyle bir ilişki olacak. Buradan 3'i akım geçiyorsa 3 çarpı 10 ne olmuş oldu? 30. Buradan geçen akım ne olmalı? 2'yi olmalı. Yani toplam 2 çarpı 15 30. 3 çarpı 10 30. Yani 5'i amper. O zaman pardon 5'i akım. 5'i de 5 amper eşit değil mi? Zaten bunu bulmuştuk. 1i'nin bu durumda 1 amper olduğunu söyleyebilirsin. R2'den geçen şu 3i'yi de bulmuş oldum. O halde buradaki 3i eşittir. 3 çarpı 1'den 3 ampermiş dedim. Getiriyorum yerine yazıyorum. 3'ün karesi çarpı R direncine 10 çarpı süre yarım dakika. Şimdi enerjinin jül cinsinden soruyor. O yüzden zamanı bakın yarım dakikayı saniye yapmanız lazım. Yarım dakika 0,5 dakika. O zaman 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 0,5 çarpı 60 yapıyorum. Buradan da 30 saniyelik bir süreden bahsediyorum. O yüzden çarpı 30. Şimdi 3'ün karesi 9. 3 ile 9 çarptığımda 27. 1 0 1 0 yani 2700 jül kadarlık enerji açığa çıkarmış diyebilirim. Güzel. Şimdi geldim diğer soruya. Burada ne var? Lambalar var. Lambalar. Lambalar da çıkma ihtimali çok yüksek. Lambaların parlaklıkları ve bu arada yanma süreleri. Süre de var. Her ikisini de sormuşuz burada. Şimdi lambanın parlaklığı ne ile ilgiliydi? Direkt güçtü. Güç de I kare çarpı R'ydi. Bunlar özdeş lambalar olduğu için dirençleri aynı.
O halde bunların üzerlerinden geçen akımlar arasındaki ilişkiyi söylersem bunların parlaklıkları arasındaki ilişkiyi de söylerim. Buradaki tek bir V, burası ise V, V olduğu ve bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğu için toplam EMK ya da toplam potansiyel fark ne? V kadar. Sonra buraya geliyorum. Bu da tek başına V kadar. O zaman bundan geçen akım direkt seri bağlandığına göre o zaman A şıkkını önce yazalım. K'dan geçen akım eşittir V bölü R olmuş oldu. Sonra L'ye geliyorum. Şimdi bu R direnci, bu da R direnci gibi düşünürsem bu arkadaşlar birbirlerine seri bağlı olduğu için 2R alıyorum. O halde L'den geçen akım buradan V kadarlık potansiyeli aldığı için V bölü eşitler direnç 2R olacak. O zaman buradaki akımın yarısı olacak. M'ye geliyorum. M'den geçen akım ya da şöyle yapalım. Buradan çıkan akım bu ne olsun bizim için? Şuradan çıkan akım I1 olsun. Buradan çıkan akım I2 olsun. Buradan çıkan akım da I3 olsun. Sonra zaten K'dan geçen akım direkt I1 olacak farkındaysan. O yüzden eşittir. L'den geçen akım da bu arada I2 olacak. O yüzden bu da eşittir. Sonra I3 akımını bulalım. I3 eşittir nedir? V kadar potansiyel var. Bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğu için eşitler direnç ne? R'den 2 tane R olduğu için R bölü 2. O zaman bunu R bölü 2'ye böldüğümde o zaman buradan 2V bölü R olur. Ama M'den geçen akıma baktığında gelen I3 akımı, şuradan gelen I3 akımı potansiyelleri eşitlemek için ve bunlar özdeş olduğu için yarı yarıya paylaşır. Yani bundan geçen akım I3 bölü 2 olacak. M'den geçen akımı söylüyorum. IM eşittir I3 bölü 2. Yani 2V bölü R'yi ne yapıyorsun? 2'ye bölüyorsun. V bölü R gelmiş oldu. Güzel. Bak buradan itibaren artık söyleyebilirim. IK direkt V bölü R. Sonra IM o da V bölü R. Ama IL V bölü 2R. Yani ondan geçen akım dikkat edersen en az bu durumda parlaklıklara baktığımda K ile M birbirlerine eşit. Çünkü aynı akım geçiyor. Fakat L'den geçen akım onların yarısı kadar olduğu için L'nin parlaklığı onlardan daha azmış diyebilirim. Güzel. Yanma süreleri. Yanma sürelerini üreteçlerden geçen akım. I1 akımı. Hadi şunu yapalım mı? I1 akımı direkt V bölü I olsun. I2 akımı da V bölü 2R I bölü 2 olsun. I3 akımı da şuraya yapıyorum pardon. I3 akımı da ne oldu? Direkt 2V bölü R ya. Bundan da 2 diyorum I3 akımına. O zaman buradan çıkan akım 2. Sonra bundan çıkan akım ne kadarmış? İ. Bunlardan çıkan I2 akımı ne kadarmış? Burada I bölü 2'ymiş. Sonra ne yapacaksın? Bir de üreteçlerden çıkan akımlara bakacaksın ya. O yüzden bundan çıkan akım ve bundan çıkan bir tanesine bakman yeterli. Yarısı kadar. I2'nin yarısı kadar akım çıkacak. I2 bölü 2. Bu da ne demek? Yarısı olduğu için I bölü 4 demek. 4. O zaman en küçük akım burada çıkmış oluyor farkındaysan. Akımla zaman ters orantılı. Küçük akım demek uzun süre demek. O yüzden burada ikinci durumda akım daha az çıktığı için bir üreteçten o zaman L'nin süresi en uzun olacak. B'ye geldiğimde en küçük akım L'de olduğu için üreteçlerden çıkan akım o zaman TL en büyük süre olarak. Sonra 2 en büyük akım demek en kısa süre demek. O zaman buradaki T3 süresi en az olacak. Yani M lambası en az yanacak diyoruz. En kısa yanacak. O zaman son olarak araya da kim gelmiş oldu? TK gelmiş oldu. Süreler akımlarla ters orantılı sevgili gençler. Buna dikkat edeceksiniz. Yani bundan çıkan akım I ise bundan çıkan akım I bölü 4. Bundan çıkan akım 2 ise en büyük akım demek en kısa süre demek. Buradan da olayı çözmüş olduk. Güzel. Şimdi bir mıknatıs sorusu var karşımıza. İp gerilmesi sorusu. Gene yorumlarda böyle bir şey vardı. Sevgili arkadaşlarımızdan bir tanesi demişti ki niye mıknatıslardaki ip gerilmesi sorusu yok? Evet koyduk buraya sizler için. Bunu da halledeceğiz burada. Şimdi T1 şöyle. T1 üssü ve T2 üssü sonrası olacak. İlk başta burada iki tane mıknatıs ters bağ şöyle SS birbirlerini itiyorlar. Burada ise mıknatıslar SLN olduğu için birbirlerini çekiyorlar. Onlara dikkat. Sırasıyla yapalım. Şimdi mıknatıslar özdeş. Ve T1 ip gerilmesi 20 N, T2 ip gerilmesi 18 N. O zaman T1 üssü ile T2 üssü ne olur? Yani buradaki sistemi bu hale getirirsen T1 üssü ile T2 üssü ne olur şeklinde bir soru. Bu arkadaşlar başlayalım. Bu arkadaşlar birbirlerini itiyorlar. SS olduğu için burada bir itme kuvveti var. O zaman birbirlerini ittikleri için itme kuvveti eşit büyüklüğü olacak. Bunları yazdım. Sonra T2 ip gerilmesi bunu aşağı çekecek, bunu yukarı çekecek. Her zaman bak her zaman gergin bir ip tuttuğu her iki noktayı ortaya çeker. Bunu ortaya çeker. Yani bunu bu tarafa çeker. Bunu da bu tarafa çeker. Orta noktaya çeker. O zaman T2 ip gerilmesi yukarıdakini aşağı çekiyor. Aşağıdakini de yukarı çekiyor. Bunları yazdık. Sonra aşağı doğru bu arkadaşın bir ağırlığı var. G. Bunlar özdeş ya. Her ikisinin ağırlığına G diyorum. Bu da G. Her şeyi hallettik. Bir de T1 ip gerilmesi buradaki sistemi yukarıya çekiyor diyoruz. Öyle. Şimdi burada
Neler yapacağız şimdi? Önce T1'den bahsedelim. T1 ip gerilmesinden bahsettiğimde o zaman T1'in altında kalanları şöyle yuvarlak içine alıyorum ki görebilirim. Neler var? Şimdi F itme, F itme. Bunlar ters yönlü, görüyor musun? Birbirlerini götürüyor. Buradaki ip gerilmesi ters yöne birbirlerini götürüyor. O zaman yalnız aşağı doğru ne kalıyor? G ve G kalıyor. T1'e ters yönlü sadece aşağı doğru 2G kaldığı için T1 ip gerilmesi direkt 2G diyorsun. Bak buradan ne görüyorsun? En üstteki ip gerilmesi, burada bir detay yazalım. Üstteki ip gerilmesi ne olur her zaman? Toplam ağırlık olur. En üstteki. O zaman T1 kaçtı? 20 idi. Yazıyorum. Eşittir 2G. 2G yazdığımda o zaman bir tanesinin ağırlığı 10 Newton gelmiş oldu. Gitti. Bunu hallettim. Sonra T2 üzerinden itmeyi bulmam lazım ki buradaki çekme falan filan onları söyleyebileyim. O zaman alttaki mıknatısı, yani şu mıknatısı alıyorum buraya. Bu mıknatısı aldığımda yukarısı S, aşağısı neydi? Ve üzerindeki kuvvetleri yazıyorum. T2 ip gerilmesi var yukarıya doğru. Sonra itme var aşağı doğru. Sonra kim var? Aşağı doğru bir de G ağırlığı var. G ne kadardı? 10 Newton'du. T2 ne kadar? Vermişim burada. 18 Newton. E yazdı. Şimdi bir cismin dengede kalması demek üzerindeki net kuvvetin 0 olması demek. Yani yukarı ne kadar kuvvet varsa aşağı doğru o kadar kuvvet olacak anlamına gelir. O zaman 18 Newton'luk kuvveti sıfırlaması için itmenin ağırlığa yardımcı olması lazım. 8 Newton'luk kuvvetle yardımcı olacak diyoruz. Bakın yardımcı olacak. O zaman itmeyi bulduk. Sonra gelelim sağ tarafa. Şimdi bu cepte. Bunu unutma. Aklında. Şimdi buraya geldin. Şimdi burada bunlar birbirlerini bu sefer çekiyorlar. Değil mi? O zaman F çekme diyorum. Sonra bu da bunu çekiyor. Birbirlerini aynı kuvvette çekerler her zaman. T2 ip gerilmesi. Gene tuttuğu her iki noktayı ortaya çeker dedik. O yüzden buradaki T ip gerilmesi bunu yukarıya çekerken aynı ip gerilmesi bunu aşağı çeker diyoruz. Aşağı doğru ağırlık var. Gene aşağı doğru ağırlık var. Bunları da yazdım. Bütüne bakmak diyorum. Nedir bütüne bakmak? T1'den bahsediyorsam T1 de bunu yukarı çekiyor. O zaman T1 üstünden bahsedeceksek şurayı alıyorum. Buraya aldığımda çekimle çekim birbirini sıfırlar. Buradaki ip gerilmesiyle aşağı doğru ip gerilmesi birbirini sıfırlar. Kim kalır aşağı doğru? Yalnızca G ve G ağırlıkları kalır. O zaman T1 üssü eşittir gene 2G. Zaten ben ne dedim? En üstteki ip gerilmesi dedim ki toplam ağırlık. Değil mi? O zaman toplam ağırlık olduğuna göre hiç bunlara bir daha bakmama gerek yoktu. Gene 2G'ye eşit olacak. 2 çarpı 10 20 Newton. Yani T1 üssü değişmedi. En üstteki ip gerilmesi değişmez. Geldim T2'ye. T2 üssüne. Onu alıyorum. Kim var? NS'ydi bu. Yazalım. Şimdi T2 ip gerilmesi yukarıya doğru. Bak şunu aldım yine. Tamam mı? Şunu aldım. Sonra bir yukarıya doğru bir çekim kuvveti var. Ve aşağı doğru da G ağırlığı var. O halde bu arada T2 üssü diyelim buna. Yeni kuvvet ya. Şimdi G'yi biliyoruz. Ne kadar G? 10 Newton. O zaman bizim burada çekim kuvvetini bulmamız lazım. Çekim kuvvetini bulduktan sonra da T2 üssünü söyleyebilirim. Çünkü üzerindeki net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani yukarıya doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetleri sıfırlamalı diyoruz. Peki çekim kuvvetini nasıl bulacaksın? İtme ile çekim arasında bir ilişki var. Fakat aradaki mesafe D'yken 2D olmuş. Unutma söyleyeceklerimi. Önemli bir şey söylüyorum. Aradaki mesafe D mesafesi 2 katına çıkarılırsa karesiyle azalır diyoruz kuvvet. Karesiyle. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Kuvvet 2 katına çıkarılırsa o zaman pardon uzaklık 2 katına çıkarılırsa kuvvet 4'te 1'ine düşer. Yani F bölü 4 olur. Ya da şöyle yapıyorum. Aradaki uzaklık yarıya düşürülürse bak D bölü 2 olursa o zaman kuvvet artık 4 katına çıkar. Yani alttakinin karesini alıyorsun yukarı atıyorsun. Bu durumda ne olmuş oldu? 4F oldu. Karesiyle ters orantılı. Şimdi burada mesafeye baktığında aradaki mesafe artmış görüyor musun? O zaman kuvvet 4'te 1'ine düşecek. O halde buradaki çekim kuvveti bir önceki itme kuvvetinin 4'te 1'dir diyorsun. Çünkü mıknatıslar aynı, ortam aynı, her şey aynı. Aradaki mesafe ilk katına çıktığında karesiyle ters orantılı olacak şekilde kuvvetle 4'te 1'ine düşer diyorsun. İtme kuvveti ne kadardı? 8 Newton'du. Burada bulmuştuk. O zaman 8 bölü 4'ten 2 Newton'luk bir çekim kuvveti çıkar ki hemen yapıştırıyorum. T2 üssüyle o zaman çekim kuvveti 10 Newton dengeleyecek ya. O zaman T2 üssü eşittir 10-2. Buradan da 8 Newton'luk yeni ip gerilmesi gelir diyoruz. T1 en üstteki ip gerilmesi değişmedi ama T2'ye baktığımda T2 8 Newton oldu. Tamam mı sevgili gençler? Güzel. Şimdi geldik başka bir soruya. Elektroskop sorusu var karşımızda. Şimdi elektroskop neydi? Üzerinden akım geçerse ortasında bir manyetik alan oluşuyordu. Merkezde bir manyetik alan oluşuyordu. Oluşan manyetik alan da onun mıknatıs olmasına sebep oluyordu. O yüzden akım varsa elektromıknatıs, daha doğrusu o artık bir mıknatıstır. Akım yoksa o mıknatıs değildir diyoruz. Şimdi
Buradan çıkan bir akım var bu yönde. İ akımı. O zaman bu İ akımı çıktığında bunun üzerinden İ akımı geçer. Sonra dolanır. Tekrar yukarı, tekrar yukarı, tekrar yukarı. Ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Hemen şu kapağa dikkate alalım. Şu kapağa dikkate aldığımda bunun üzerinde şu şekilde akımlar var. Ne yapıyordum? Baş parmak akımı yönünü gösteriyordu. Dört parmak içinden geçen manyetik alanı. Bak, baş parmak akımı yönü, dört parmak manyetik alanı yönü. O yüzden burada şu şekilde bir manyetik alan var. O halde manyetik alanı çizdiğimde iyi akım böyle. Manyetik alan sola doğru. B manyetik alanı. Ve içindeki manyetik alan neydi? İçinde S'den N'ye doğruydu. Bak, S'den N'ye doğru. O zaman burası S, burası N olacak şekilde bir mıknatıs oldu bu, farkındaysan. Elektromıknatıs. Sonra demir bilye. Demir bilye mıknatıs mı? Değil. Normal bir demir. Mıknatıs ne yapar? Demiri kesinlikle ve kesinlikle çeker. Hangi kutbu olursa olsun. Şöyle yapıyorduk bak. Bir mıknatıs. Burası N ya da S fark etmez. Bir demir koyduğunda çeker. Ya da burayı N ve S yaptığın bu demiri gene çeker. Değişen hiçbir şey yok. Neden? Çünkü demiri kutuplaması çekecek şekilde oluyor. Yani burası S olduğunda şurayı N, burayı S yapacak şekilde kutuplar ve ne yapar? Çeker diyorum. Tamam mı? Bu şekilde çeker. Sonra bakalım neler istiyor benden. Daha doğrusu ne istiyor? Alfa açısının artması için, yani daha fazla gelmesini istiyorum. Güzel. O zaman reostatın sürgüsünü ok yönünde kaydırmak. Kaydıralım. Reostatın sürgüsünü ok yönünde kaydırdığımda ne oldu? Muhatap olduğu direnç azaldı akımın. O zaman İ akımı eşittir V bölü R'ydi ya. R direnci, hani uzunluk azalırsa R direnci de azalıyordu. Ters orantılı. Şöyle hatırlatayım onu da. R eşittir Rho çarpı L bölü A'ydı. L uzunluk. Uzunluk kısalıyorsa direnç de kısalır. Pardon, direnç de azalır. O zaman reostayı ok yönünde çektiğimde direnç azalmış oldu. Direncin azalması demek İ akımın artması demek. Burada elektromıknatısla oluşan mıknatıslanma akımla İ akımıyla doğru orantılı. Yani ben reostatın sürgüsünü ok yönünde kaydırdığımda mıknatıslık artar diyorum. Bakın, daha çok etki gösterir. Mıknatıslık artar. O zaman mıknatıslık artarsa demiri çekmesi de dolayısıyla artacak diyoruz. Yani bir tabii ki doğru. Demir bilye yerine eşit boyutlarda plastik bilye kullanma. Şimdi plastik bilye mıknatıslanabilen, yani manyetik özellik gösteren bir şey değil. O zaman plastik bilye hiç çekilemeyeceği için plastik bilye olduğu gibi böyle kalır. Yani çekilme diye bir şey söz konusu olmaz. Tam tersi, alfa açısı küçülmüş olur. Gitti. Yanlış. Üreticinin kutuplarının yerlerini değiştirme. Ne yapıyorsun? Kutupların yerlerini değiştiriyorsun. Kutupların yerlerini değiştirdiğinde sadece söz konusu olan, şöyle yapalım. Sadece söz konusu olan ne? Buradaki akımın yönünün değişmesi. Şöyle yaptık. Şuraya bir reostatımızı koyalım. Akım sola doğru başladı o zaman. Akım sola doğru başladığında ya da sola doğru olduğunda alttan gelip şöyle aşağı alıyor, farkındaysan. O zaman gene kapağı alalım. Kapağı aldığımızda, kapağı şöyle aldığımızda akım aşağı doğru ya. Manyetik alan nasıl olacak? Bu tarafa doğru olacak. Bak, içinden geçen manyetik alan. O zaman S'den N'ye doğru olduğu için burası S, burası N. Ne değişti? Yani ne demiştim? Buradaki kutup ister S olsun, ister N olsun fark etmez. Demiri her şekilde çekecek. İ akımını değiştirmediğim sürece, sarım sayısını değiştirmediğim sürece, bak sarım sayısı da doğru orantılıydı. Uzunluğunu değiştirmediğim sürece mıknatıslığı değişmez diyoruz. Sadece üreticinin kutuplarını değiştirdiğimde aynı şekilde oluşan elektromıknatısın kutupları değişti. Değişen bir şey yok. Gene aynı şekilde çeker diyoruz. O durumda, bu durumda alfa açısı değişmez. Burada değişmez diyelim. Oradaysa ne demiştik? Alfa açısı tam tersi sıfır oluyordu. Değişmez. O yüzden yanlış oldu. Bu şekilde soruyu da çözmüş olduk. Güzel. Şimdi geldik basınca yavaş yavaş. Şimdi basınç ne? Şimdi basınç ağırlıktan kaynaklanan bir basınçtan bahsettik. Şimdi katı cisimler var burada. X'in 2A'ya yaptığı basınç var. Sonra Y'nin şurası, hani bunlar hani boyutlar aynı ya farkındaysan. Küçük olana A demişiz. O zaman Y'nin de A'ya yaptığı basınç var. Ama X'in yaptığı basınç için yalnızca Gx'i alacağız. Y'nin yaptığı basınç için X ve Y'nin toplam ağırlığını almak zorundayız. Çünkü beraber yapıyorlar basıncı. Y üstteki ağırlığı aynen aşağı iletiyordu. Yazalım mı? Yazalım. O zaman Gx, X'in ağırlığı bölü 2A kadarlık yüzey alanı eşitmiş. Ne kadar basınç demiş? 2P. Getirdim yerine koydum. Bunu yazdım. Sonra diğerine geliyorum. Diğerinde ise bak, X'in ağırlığı Y tarafından aynen iletilir diyorum. O yüzden Gx artı Gy. İkisini beraber alacağız. Çünkü burada Gx'i aldım. Bir de Y'nin ağırlığı var aşağı doğru. Şuradan çektiğim. X'ini toplayacaksın. Toplayacaksın, tamam mı? Topladıktan sonra neye böleceksin? 1A'ya böleceksin. Ve basınç 7P olacak. Getirdik, koyduk yerine. Güzel. İşte burada matematik yapacaksın artık. Hani Gx'i yalnız bıraktığında şöyle içler dışlar yapalım. O zaman Gx eşittir 4PA olmuş oldu.
GX artı G'ye. Hani gene içler dışlar yapalım. A ile çarptığımda 7P oldu. GX'in 4P olduğunu biliyorum. Bak solda buldum. O zaman bu 4'se bu arkadaş ne olmuş oldu bu durumda? 3PA oldu. 3PA oldu. Oranla diyor bana. GX bölü G'ye oranı. Hemen yapıyorum. GX 4PA'ydı. Sonra G'ye ne kadar? 3PA. Oranladığımda cevap 4 bölü 3 gelmiş odur. Ha, matematiğin istediğin gibi yapabilirsin. Şöyle diyebilirsin. Ya bu GX bölü 2A ya. Ben buna 4G diyeyim. Olur. Buna da 7G diyeyim. Hani A'ya bölümde 7P olsun. O zaman bu 4G ise bu 4G ise bu arkadaş da 3G gibi şeyler söyleyebilirsin. Ama matematiksel olarak çözümü bu şekilde olur. Evet. Şimdi başka bir basın sorusundayız. Şimdi katı var elimizde. Bu katıyı bir ortadan kesiyoruz. Bir de şöyle pardon. Düşey ortadan kesiyoruz. Bir de yatay ortadan kesiyoruz. Ha. İlk durumdaki basıncı P'miş. Basınç kuvveti F'miş. Böyle kesersek ne olur? Böyle kesip alırsak ne olur diye soruyor bize. Bakalım hemen. Şöyle yapalım. Diyelim ki tam ortasından olsun. İşimizi kolaylaştırmak istiyorum. Yani buradaki G ağırlığı, bu da G ağırlığı olsun. Burası A alanı olsun, burası da A alanı olsun. Sonra burası G ağırlığı, burası G ağırlığı. O zaman burası ne oldu? 2 oldu. Güzel. Tamam. Bak bitti bile soru. Şimdi ilk baştaki basınç, ilk durumdaki basınç neye eşit? 2G bölü 2A eşit yazdığıma göre. O zaman direkt G bölü A almış oldu. Gitti. İlk basınç. Buradan bahsediyor. Sonra basınç kuvvetine, ilk baştaki basınç kuvveti direkt 2G değil midir? Okey. Şimdi ilk parçalanmada, hani şuradaki kalan parça direkt G parçası kaldı. Alan ne kadar? A kadar G bölü A. O zaman P1, P eşit oldu. Basınç kuvveti F1 ne kadar ağırlık kaldı? G kadar ağırlık kaldı ki yatay, dediğimiz gibi zemin yataysa basınç kuvveti direkt cismin ağırlığıydı katılarda. O zaman F1 G eşit. Normalde 2 G eşitti. O zaman ilk baştaki basınç kuvvetinin yarısı oldu. F bölü 2. Buna F demiş. Değil mi? Buna da P demişti. O zaman buradaki basınç kuvveti şöyle ayıralım. F bölü 2. Sonra ikinciye geliyorum. İkinci durumda ağırlık gene aynı ama alan bak pardon ağırlık 2G'ydi. Ağırlık 1G kaldı ama alan aynı kaldı. Yani G bölü 2A. Buradaki basınç G bölü AP ise o zaman G bölü 2A da P bölü 2. Çünkü alan iki katına çıktı. Basınç da yarıya düştü. Sonra F2'ye gelelim. F2 de normalde ilk başta hani bak ne kaldı burada? G ağırlığı kaldı. O zaman F2 de direkt G'ye eşit. E2G F'e eşitti. O zaman G bu durumda ilk baştaki basınç kuvvetinin yarısı olmuş oldu. Gördün mü? Bazıları şunu da yapabilir. Yani şunu da görmüş olabilirler. HDG'den yapabilir miyim? Şekli düzgün ya. Basınç için söylüyorum ama dikkat. Yani burada HDG'ydi ilk başta. Yarısını kestiğinde, düşey kestiğinde gene HDG. Basınç değişmez. Bu HDG'ydi ama ortadan kestiğinde H azaldı. Farkında mısın? Yarıya düştü. O zaman H yarıya düştüğünde basınç azalır diyorsun. Anlatabildim mi? Güzel. Evet, sonra geldik yine bir katı basınç sorusu. Yarıçaplar R3R, burada silindirler var farkındaysanız. Ağırlıkların oranını soruyoruz. Bir de basınç kuvvetlerinin oranını soruyoruz. Oturdukları düzleme, uyguladıkları basınç kuvvetleri. Şimdi buradaki basınç K'nın ağırlığından kaynaklanır. Yani sadece GK'yı alıyorum. Ama GK iletildiği için buradaki basınç GK ile beraber L'nin ağırlığını da almak zorundayız demiştik. X'inden kaynaklanır diyoruz. Tamam. Ağırlıklar hakkında şeyi söyledik. Daha doğrusu basınca sebep olan dik kuvvetleri söyledik. Gelelim alanlara. Buradaki alan, oturduğu alan nedir? Pi çarpı daire olduğu için pi r kare. Buradaki alan ne? Burası tamamen, şurası 3r olduğu için buradaki alanda pi çarpı 3r'nin karesi. Çünkü daire var burada. O zaman 3'ün karesini 9 pi r kare yazabilirsin. İşlerini kolaylaştırmak için her zaman ne diyoruz? Olayı hani daha kolay yapabilmek için pi r kare a diyelim. Bu arkadaş da 9A olsun. Tamamdır. Şimdi bakalım. K'nın yaptığı basınç. K'nın yaptığı basınç. Bu arada basınçlar eşit diyor farkındaysan. O zaman K'nın yaptığı basınç GK bölü A eşitmiş. Burada K ile L'nin beraber yaptığı basınç. GK artı GL bölü ne kadardı? 9A'ydı. Görüyor musun? O zaman ben burada GK GL arasındaki ilişkiyi net bir şekilde söyleyebilirim. GK 1G'ye eşitse işim kolay olacak. O zaman bu 1G olduğunda 9A'ya böldüğümde aynı olması için bu arkadaşın 8G olması lazım. Gördün mü? O zaman GK ile GL'yi oranla bakalım. Ne oldu? G bölü 8G yani 1 bölü 8 tabii ki. Bunu buldum. A şıkkı bitti. Oturdukları düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri. Bak basınç kuvveti. Neydi basınç kuvveti? Basınç kuvveti şuydu. Basınç kuvveti basınca sebep olan kuvvet. Yani ilk baştaki basınç kuvveti FK direkt GK. K'nın ağırlığı. Nedir bu? G kadar. L için basınç kuvvetine X'in ağırlığı. Yani GK artı GL. Yani basınca sebep olan dik kuvveti çünkü. O zaman biri G kadardı. Zaten biri 8G kadardı. Topladığımda 9G oldu.
bana bunların oranı soruyor. O zaman G bölü 9G'nin oranı 1 bölü 9'dur dedik sayın, yani sevgili gençler. Tamam mı? Güzel. Bunu da güzel çözdük. Şimdi geldik bir sıvı ile gaz basıncının beraber olduğu bir soruya. Şimdi 3 bölmede sıvı var, 1 bölmede gaz var. Eşit hacim bölmeli 1. Kap 1 konumundan 2 konumuna getiriliyor. Bak burada E'ye kadar 5 tane şık var. Yani diyorum ki sana, yazılıda çıkarsa bunlardan bir tanesi kesin çıkacak zaten. Hani burada onu görebilirsin. Şimdi bu 3 bölmelik sıvıyı aldın, bu kaba koydun. Ne olacak? Sıvı altta kalacağına göre gaz yukarıda olacak. Çünkü sıvının ösitesi gazdan daha büyük. Ösitesi büyük olan altta kalır. O zaman sıvıyı buraya koyduğunda 3 bölme sıvıyla dolar. Burası ne olur? Gazla dolar. Bak gördüm. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? Kabın tabanındaki sıvı basıncı. Bakalım ne oluyor? Buraya H diyelim, buraya da H diyelim. İlk baştaki basınç ve sonraki basınç gibi yapalım. İlk durumdaki basınç P1 eşittir HDG, sıvı basıncı ama dikkat. Sonra ikinci durumdaki basınç ne? Yüksekliğe baktığımda bak burası ne oldu? Artık 2H oldu. Yani 2HDG. Bak nedir bu? Artış var. Yani o zaman katı sıvı, pardon, kabın tabanındaki sıvı basıncı artar diyorum. Şöyle gösterelim. Buraya da artar yazalım. Artar. Sonra geldim diğerine. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Sıvı basınç kuvveti. Yani F1. Bakalım F1 ne? Basınç çarpı neydi? Alandı. 3 bölmelik alan var. O zaman buna 3A diyelim. Burada ise 2 bölmelik alan var. O zaman buna da 2A diyelim. O halde F1 eşittir HDG çarpı ilk başta 3A'ydı. Sonra ikinci durumda ne oldu? 2HDG çarpı 2A. 2 ile çarptığımda bu 3 tane, bu 4 tane. 4HDG A oldu. Yani artar. Bunun da direkt arttığını söyleyebiliriz. Şunu da aynı kalemle yazalım. Artar. Buna da artar dedim. Güzel. 3'tü. 4'e çıktı. Bak 3HDG A'ydı. 4HDG A oldu. Gazın basıncı. Şimdi gazın basıncı ne? P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Hacim değişti mi? Hayır. Hacim değişmiyorsa basınç niye değişsin ki? Yani 1 bölmelik gaz gene 1 bölmede. O zaman buradaki P1, P2 hani bununla bu birbirlerine eşit olduğu için, hani hacimler eşit olduğu için, o zaman basınçlar da değişmez diyorsun. Buna değişmez diyorum. Değişmez. Gazın basıncı. Çünkü aynı bölmede. Kabın zemine yaptığı basınç. Kabın zemine yaptığı basınç. Bu ne demek? Toplam ağırlık ya da ağırlık bölü alan olarak bakıyorum. Şimdi ağırlığa G diyorum. 3A'ya bölüyorum. İlk baştaki kabın yaptığı basınç P1 eşittir G bölü 3A. Sonra ne olacak? İkinci durumda gene ağırlık aynı. Gazın hani molekül sayısı aynı. Ağırlığı aynı. Sıvının ağırlığı aynı. Kabın ağırlığı aynı. Değişen bir şey yok. Toplam ağırlık değişmeyeceği için istersen şöyle toplam yazalım. Aynı gene toplam ağırlık değişmedi. Bölü alan ne oldu? 2A oldu. Yani alan azaldığı için basınç arttı. Alan azalırsa katının basıncı artar diyoruz. Buraya da artar demiş olduk. Bu da güzel. Kabın zemine yaptığı basınç kuvveti. Şimdi kabın zemine yaptığı basınç kuvveti ne demek? Toplam ağırlık demek. İlk başta toplam ağırlığa eşitti. Sonraki durumda da toplam ağırlığa eşit değişen bir şey yok. Hani kabın diyor ya, katı basınç kuvvetinden bahsediyorum. Zemin yataysa katı basınç kuvveti neydi? Ağırlık demekti. O zaman toplam ağırlık değişmediğine göre o zaman kabın zemine yaptığı basınç kuvveti de değişmez. Kocaman bir değişmez diyoruz. Yani burada sınavda çıkacak bir soruda 2 öncül, 3 öncül ya da tamamı sorarsa hani 20-30 puanlık bir soru olur deriz. Şimdi geldik bir U borusu. U borusu yani sıvı basıncının uygulamaları var burada. Ne yapıyorduk burada? Aynı sıvıda, aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak. Yani burada almam gereken aynı sıvı, aynı seviye neresi? Tabii ki şurası, bak burası. O zaman buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak. O zaman buradaki basınç üstünde kalan 2H yüksekliğinde D'ye östeli sıvıdan kaynaklanıyor. Yani 2H çarpı D'ye çarpı G eşit olacak. Buradaki basınca, buradaki basınç ne? Şu 3H yüksekliğindeki Z basıncı, Z'nin yaptığı basınç aynen iletiliyor. Tamam, aynen. Neden? Sıvılar üzerlerine etkileyen basıncı, yani şuradaki basınç aynen iletilir. O zaman ne yapıyorsun? 3H çarpı DZ çarpı G'yi alıyorsun. Artı bir de H yüksekliğinde DX'ten kaynaklanan bir basınç var. H çarpı DX çarpı G'yi de aldın. Buradaki G'ler birbirlerini götürecek. Hiç bakmaya bile gerek yok. Gitti gitti gitti. H'lar da götürecek. Değil mi? H parantezini aldın. Artık sorumuz kolay oldu. Yani 2 tane DY eşittir 3 DZ yazıyorum aynen. Artı DX. Verilenleri koyalım. Neymiş? X'in ösitesi 5D, Z'nin ösitesi D'ymiş. Yazıyorum. 2DY eşittir 3 çarpı DZ. Neredeydi? D'ydi.
artı dx neydi? 5d'ydi. Toplamda olup 8d. O zaman d'ye eşittir 8d bölü 2'den 4d. Bakın bir u borusu sorusu karşınıza çıkacaksa bu öyle bir sorunun çıkması muhtemel. Şimdi k ve l noktalarındaki sıvı basınçları kl. Şimdi k ve l noktaları aynı seviye ama bak aynı sıvı değil. O yüzden pk bölü pl oranı kesinlikle ve kesinlikle direkt 1 diyemezsiniz. Çünkü aynı seviye fakat aynı sıvı değil. O zaman K'daki basınç kimden kaynaklanacak? Şu H yüksekliğinde D'den kaynaklanacak. Yani B şıkkını yapıyorum. PK eşittir H çarpı D'ye çarpı G. Yazdık. L, sonra kime geliyorum? L'ye. L'deki basınç ise şuradaki Z üsteli sıvıdan kaynaklanacak. 3H'in tamamını alacaksın. Yani 3H çarpı değil mi? K ve L noktalarını vermişti. Bakıyorum K ve L noktaları buraya yazmışım. 3H çarpı DZ çarpı G. Sonra bunları oranlayacaksın. Zaten DE ile DZ'yi biliyorsun. DE'yi zaten bulmuştuk. Yapalım. H'lar birbirlerini direkt götürecekler. DE'nin yerine 4D yazıyorum. Bölü 3 çarpı DZ neydi? 1D'ye eşitti. Burada da D'ler birbirini götürdüğünde cevap 4 bölü 3 çıkmış oldu. Bir daha söylüyorum. Aynı seviye. Ama basınçlar eşit olmak zorunda değil. Çünkü farklı sıvılar var. Aynı sıvılar olsaydı yapıştır 1'e gitsin. Direkt 1 şeklinde yazabilirdik. Güzel. Sonra bir soru daha var karşımızda. Pascal prensibi ile alakalı bir soru. Gene sıvı basıncı uygulaması var. Şimdi K'nın ağırlığı G olduğuna göre L'nin ağırlığı kaç G'dir? Ne diyorum? Aynı sıvı aynı seviye. Bu arada pistonlar ağırlıksız. Aynı sıvı aynı seviye ise buradaki basınç da buradaki basınç eşit olmak zorunda. O zaman buradaki basınç ne kadar? K bölü A kadar. Eşit olmalı buradaki basınca. Buradaki basınç ne? H yüksekliğindeki sudan kaynaklanan basınç. Yani H çarpı D çarpı G diyorsun. İstersen buraya GK yazalım. G miymiş K'nın ağırlığı? Şöyle yapalım. Siliyorum burayı. G bölü şöyle düzeltelim. A. G bölü A basıncı direkt ne olmuş oldu? Hani K'nın ağırlığını G vermiş ya onu kullandım. HDG eşit oldu. Sonra buraya geliyorum. Şimdi burada da şöyle alalım bunu da. Aynı sıvı aynı seviye. Bak şurası. Aynı sıvı aynı seviye. O zaman buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak. G bölü A eşittir HDG. Bunu buraya alalım. Sonra buradaki basınç aşağı alalım karışmasın. L'nin basıncı yani GL bölü ne kadar? 1A kadar alan söz konusu. Eşittir. K'nın ağırlığı ne yapıyor? Basınç yapıyor. Ne kadar? G bölü şurası 2A ya. 2A kadarlık bir basınç yapıyor. Bu basınç aynen iletilir diyoruz. O yüzden buradaki basıncı alırken G bölü 2A basıncını alıyorum. Artı bir de 2H yüksekliğinden kaynaklanan sıvının yani suyun öz kütlesi. Yani 2H çarpı D çarpı G diyorsun. HDG'nin G bölü A olduğunu buldum. Bak bulmuştuk. O zaman burada 2G bölü A yazarsak soruyu halletmiş oluyoruz. Yani GL bölü A eşittir. G bölü 2A artı HDG'nin yerine G bölü A yazarsan 2 tane G bölü A olmuş oldu. Paydaları eşitleyip işlemleri hallettiğimizde mesela bunu 2 ile çarparsam 2 ile 2 çarptığımda 4. Bir tane de 1 G burada olduğu için 5. O zaman GL bölü A eşittir. Bunların toplamı 2 ile 2 çarptım 4. Bir tane topladım. 5 G bölü alanda alttaki alanda 2 A oldu. Paydaları eşitledik ya. A'lar birbirini götürür mü? Götürüyor. Bak A'lar direkt gitti. O zaman GL, L'nin ağırlığı direkt 5G bölü 2 oldu. Sevgili gençler 5G bölü 2. İster böyle yaparsın ya da G bölü A'nın yerine HDG yazarsın. Buradan da yapabilirsin. Bir şekilde bu hani denklemi istediğin gibi çözebilirsin. Güzel. Geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi sınavlar.